Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, sizleri çok güzel bir tatil mekanını tanıtıyorum. Burası Çanakkale, Yenice, Kalkım, Aşağı Çavuş Köyü. Aşağı Çavuş Köyü. Bakayım tam olarak da bakayım şeye. Evet, Aşağı Çavuş Köyü. Burada arkamda, bu akşam burada kalacağız, bakınız. Ahşap evler var, ahşap evler. Kaz Dağları burası, tam Kaz Dağları. Kalkım Aşağı Çavuş Köyü, Kaz Dağları. Bu akşam burada kalacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir yer. Cennet bahçelerinden bir bahçe gibi. Bir köylü amca yaptırmış bunu. Yepyeni, şıkır şıkır. Geceliği 400 lira. Bak, yani fiyat da çok iyi. Yani 33 metrekare. İçinde banyosu, tuvaleti, televizyonu, interneti, her şey var. Telefon da çekiyor. Bak, burada benim Türksel attığım çekiyor. Şu anda konuştuk. Mükemmel bir yer. Yani Kaz Dağları'nın eteğinde, oksijen bol yerde tatil yapmak istiyorsanız gerçekten burayı tavsiye ederim. Bu akşam buradayız. Biz televizyon programı çekmeye geldik. Biliyorsunuz bize yasak falan yok. Çiftçi TV'den Çoban'la baş başa yarın burada salma sır çekeceğim. İşte yerimiz burası. Bak, aracımızı park ediyoruz. Bakınız. Evet. Şöyle geziyorum. Akşam üzeri saat şu anda 8:20 geçiyor. Evet. İşte bakınız. Kaz Dağları'nın yukarıda büyük bir tepe var. Dağ var. Bak, dağın eteğinde burası. Evet. Bol sulu bir dere var. Bakınız. İşte burada 3 tane var bundan, bungalov felaten. Bakınız. 1 2 3 3 bak. 3 tane var. Gösteriyorum. Gerçekten mükemmel bir tatil, kafa dinleme yeri. Bu akşam buradayız inşallah. Yarın sabah inşallah burada bir program çekeceğiz. Çobanla baş başa programı çekeceğiz. Bak, gösteriyorum. Kaz Dağları'nda tatil yapmak için, yani burada aslında çok otel yok. Bir tane otel var. Geceliği 100 euro. Çok pahalı. Bir tane otel var. Geceliği 200 lira. Onu biz beğenmedik. Merkezde biraz. Ama tam Kaz Dağları'nın eteğinde. İşte gördüğünüz gibi bu ahşap evlerde. Bir köylü amca çalıştırıyor burayı. Gerçekten 70 yaşında bir amca. Ahmet abi. Çok hoşumuza gitti. Yörük. Böyle doğal bir insan. Bize biraz da indirimle yaptı. Ama 400 lira bu. 400 liraya. Yani bize 250'ye verdi. Yani biz televizyoncuyuz, yani gazeteciyiz. Kıyak yaptı ama 400 lira. Hakikaten de hak eder. Lüks otelden hiç farkı yok. Evet, işte. Görüyoruz, bakınız. Ay da çıkmış gökyüzünde. Bungalov evler burası. Evet. Doğanın içinde. Evet. Üst tarafı Kaz Dağları, bakınız. Zaten bizden başka da kimse yok. Bak, kapıları burası. Geldik aracımıza, bakınız. İşte Çoban'la baş başa Çiftçi TV. Burada bir tane güvenlik görevlimiz var. Şişt. Selamünaleyküm. Aa, ne yapıyorsun? Evet. Değerli arkadaşlar, işte bak, müthiş bir su var burada. Kaz Dağları'ndan gelen dere var. Bakınız, su sesi, su terapisi çok önemli burada. İşte müthiş bir dere ve işte bizim ahşap evlerimiz burası. Gerçekten köylü bir amca yaptırmış. Yan tarafta da balık restorant var. Köyde de market de var. İşte yerimiz burası. Evet. Bakınız, evleri görüyorsunuz. 10 var bir yer. Bak, burada piknik masası var. Hemen yolun kenarında. İşte. Bu gece buradayız.
Değerli arkadaşlar, şimdi eve giriyorum, bakınız eve böyle girdik, işte eve girdik. Çok güzel gerçekten burası. Oda bak, işte iki kişilik bir yatak var. Ahşap her taraf, bak ahşap, onları da görüyorsunuz. Ahşap. Oo, süper. Buradan bakıyoruz, bakınız işte. Müthiş ya. Yerler ahşap. Duvarlar ahşap. Bak. Ondan sonra işte dolap var, bak yatak odasında. Bak. Telefon da çekiyor. Allah Allah. Arazi Ajansı'nın sahibiyim. Balıkesir ve Çanakkale'de, Güney Marmara'da 8 yıldır arazi, tarım ve hayvancılık projeleri üzerine çalışıyorum. Yüzlerce proje yaptık, binlerce kişiye arazi verdik. Hizmet yapmaya, üretmeye ve sizlere güzel araziler kazandırmaya, istihdam etmeye devam ediyorum. Sizleri Gönen'deki ofisimize bekliyoruz.